Bu gece herkes için uzun ve karanlık bir gece. Öncelikle yaşamını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamadan sonra milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimizle birlikte derhal Kahraman Kazan'a gittik ve yetkililerden bilgi aldık. Arkasından Kahraman Kazan'daki belediye başkanımıza gittiğimizde oraya bir şehit babası geldi. Şehit babasıyla birlikte Kazan Hastanesi'ne gittik. Kazan Hastanesi'nde 3 şehidimiz morgda tutuluyordu. Ama aynı zamanda şehit yakınlarımız da fenalaşmış olduğu için onlar da tedavi görüyordu. Şehit yakınlarımızla sohbet ettik. Onların yanında olduğumuzu iletmeye çalıştık. Dayanışma duygularını yükselttik. Arkasından Ankara'daki çeşitli hastaneleri gezdik ve oradaki yaralılarla, kimi yerde de yaralı yakınlarıyla görüştük. Bazı yerde yaralıların durumu ağır olduğu için, yoğun bakımda oldukları için onlarla değil, hekimlerle görüşüp onların sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Yarın taburcu olabilecek durumda olan yaralılarımız var. Bu iyi haber. Ben buradan tekrar tüm yaralılarımıza geçmiş olsun dileğimi iletmek istiyorum. Şehit olan bir kadın arkadaşımızın hikayesini anlattılar. Bugün eşiyle evlilik yıl dönümüymüş. Eşi ona çiçek yollamış ve çiçeği almak için dışarı çıktığı esnada teröre kurban gitmiş. Gene bir kadın arkadaşımız, eşi ağır yaralı olan bir kadın arkadaşımız şu cümleyi kurdu. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz, güvende değiller. Kocalarımızı işe gönderiyoruz, güvende değiller. Sokakta yürürken arkamızda ayak sesi duyuyoruz, biliyoruz ki güvende değiliz, güvende hissetmiyoruz. Ne zaman güvende yaşayacağız? Yeter artık diyoruz, yeter artık. Teröre de binlerce kez lanet olsun.